rektörlük binasının önüne yığınak yapıyor. Üniversiteler bizimdir. Bizim kalacak. Üniversiteler bizimdir. Polis rektörle ablukaya aldı. Çok kalabalıklar. Söyleyeceğimizi söyledik. Rahat kurum. Çok kayıtlarız Murat. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Polis rektörlüğün önünde bizi bekliyor. Dağılmak isteyen varsa şimdi dağılsın. Korkaklarla işimiz yok. Görüyor musun? Bir kişi bile dağılmıyor. Dağılan korkaktır diye bağırırsa suratlarına dağılmazlar da. Zeliha, gitmek zorunda değilsin. Polis sert müdahale yapacak belli. İstemiyorsan. Hadi arkadaşlar, rektörlüğe yürüyoruz. Murat. Hadi yürüsene. Bak Zeliha, daha önce polisle hiç karşı karşıya gelmedi belli. Korkuyor kız. Kendi karına ateşe atıyorsun. Sen istiyorsun diye geliyor kız. Zorlama kızı, olmaz böyle. Sen kendin korktun desene lan yiyorsa. Kızı ne karıştırıyorsun? Murat. Hadi yürüsene, ne duruyorsun? Arkadaşlar hadi! Hepsinden ben alayım, benden alay. Çiçek var mı, çiçek var mı hey? Al baharlı mavi dağlar, yârim gurbet elde ağlar, elde ağlar. Murat! Murat bak, gözaltı başladı. Zeliha'yı kaçırıyorum, tamam mı? Tamam, siz eve gidin. Bizim evde bunu düşürürüz. Bu dava hepimizin davası. Senin tek yaptığın bu davayı uçurmaz yüklemek. Hadi gidelim, gözaltı başladı. Hadi. Murat. Murat'la sizin evde buluşacağız. Gel. Üniversiteyle ilgileri kesilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan çalışma grubu... Sağ olasın. ...alt komisyonun raporunu yarın görecektir. Belki de Murat bizden önce varmıştır eve. Belki de. Sizin apartman değil mi bu? Murat. Murat'a bir şey oldu. Zeliha. Bekle burada sen. Bekle burada sen. Bekle. 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 Ne olmuş teyzeciğim, hayırdır? Anarşikler yaşıyormuş ya burada. Evlerini bastılar. Biz de gençten evli bir çift taşındı diye seviniyorduk. Ne olmuş? Murat'ı mı aldılar yoksa? Bilmiyorum Zeliha, ben görmedim Murat'ı.
Umarım gelmeye de kalkmaz. Fişlendi ev. Polis kaynıyor ortalık. Duramazsınız daha fazla burada. Yani duramayız. Ne yapacağız? Sen Neriman teyzelere git. Murat'ın annesine. Sen? Ben bir okula gidip Murat'a bakacağım. Hadi durma daha fazla sokakta, hadi. Tahsin. Dikkat et kendine. Osman Bey'in kızı değil miydi o? Öyleydi ama gitti anlaştım biriyle evlendi. Babasının izni olmadan. Allah akıl fikir versin. Bilmiyorum Osman Bey kim geldi? Benim. Ne istiyorsun? Babamı çağır. Baba! İçeri almıyor beni. Ne istiyorsun? Yardım et. Evimizi bastılar. Murat'ı hiçbir yerde bulamıyorum. Gözaltına mı aldılar? Sen öğrenebilirsin. Yalvarırım bir sorsan. Dinledim ajansta. Ortalığı birbirine katmışsınız gene. Solcular birini vurmuş diyor. Belli ki siz de karışmışsınız. Kocan olacak o iki. Baba ne olur yapma. Bu kadar düşmanlığa gerek yok. Kızınım ben senin. Yardımına ihtiyacımız var diyorum. Baba zor durumdayız diyorum. Yok baba baba. Git o komünist vidilerden yardım iste. Memleketin anasını ağlattınız. Huzur bırakmadınız kimse de be. Yazıklar olsun. Annemin kemikleri sızlıyor mezarında. Farklı görüşten öğrenci grupları arasında sözlü olarak başlayan tartışma daha sonra taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesinin ardından gruplar dağıtıldı. Yaşanan arbedede... Muazzez kapat şunu Allah aşkına. Kemal Güner de vuruldu. Şurada yok. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilen Kemal Güner yapılan bütün müdahaleleri... Senin oğlandan ne haber? O da karıştıydı değil mi bu anarşi işlerine? Evlendiğinden beri yüzünü bile gördüğüm yok ki. Murat usludur, aklı başında çocuktur. Ama evlenince maalesef her şey değişti Muazzez. Nasıl yani? Şimdi senin gelin mi soktu olanı bu anarşi işlerine? Neriman Hanım. Nereden çıktın sen? Ben doktora bir rapor imzalattıracaktım. Gel kızım. Seda. Murat'tan haberiniz var mı? Ne demek haberiniz var mı? Ne oldu? Bir şey mi oldu Murat? Yok, yok sakin olun. Bir şey yok. Kızım söylesene ne oldu? Ben bulamıyorum. Sadece okulda birbirimizi kaybettik. Kimi arıyorsunuz Neriman Hanım? Kimi arıyorsunuz? Kimi arayacağım kızım? Kardeşimi arıyorum Ayhan'ı. O bir şey duymuştur belki emniyette. Neriman Hanım lütfen hemen aramasanız. Bakın başı gerçekten daha büyük belaya girebilir lütfen. Sana bulaşmadan ne anarşizmle işimiz vardı ne polisle. Ne geldiyse senin yüzünden geldi başımıza. Thank you.
Var mı bir haber Ayhan? Karakollarda yok, gözaltında da değil. Yani? Yani işte. Sokakta hala it. Ayhan, gözünü seveyim deme öyle. İyi demeyiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evlerini de basmışlar. Sen de fişlendin artık. Kitaplar, bildiriler. Hepsi aleyhine. Seni de arıyorlar, siyasi suçlusun. Ya niye gönderdin Murat'ı? O yok da sen neden buradasın? Abla tamam ya, uğraşma kızım. O soktu oğlumu bu işlere. O tanıştırdı, o bulaştırdı bu insanlara. Bu kızdan çıktı hep bu işler Ayhan. Vallahi bu kızdan ne çıktı bilmiyorum da bu çocuk senden çıktı abla. Ağaç kavundan mı çıktı bu? Sen çıkardın bu belayı başımıza. Ne biçim laf öyle? Tövbe tövbe. Murat. Murat. Oğlum. Oğlum. Şimdi bak. İstesem hemen aldırırım seni buradan içeri. Sittin seni atarsın. Biliyorsun değil mi? Neden aldırmıyorum? Bunu da biliyorsun. Dolaşma şu itin kuyruğunda. Yazık olacak sana. Ya anlattım ya işte. Rektörlüğün önündeydik. Ortalık karıştı birden. Polis gözaltına başlamıştı zaten. Sonra mühendislik fakültesinden biri vuruldu diye duyduk. Kaçtım ben de. Eve giderken Tahsin'i gördüm. Polis bastı evi dedi. Fişlendin, aranıyorsun dedi. Ben de geceyi bekledim. Sonra buraya geldim. Neyse, neyse ya. Şimdi ne olacak dayı? Aranan iki anarşist var karşında. Ne yapacaksın? Götürecek misin bizi? Peki madalya da takarlar sana ha? Takarlar. Ben de o madalyayı senin güzel bir... Murat! Ben bu adamın yanına bir dakika daha durmam. Senin adamlığın da bassın dayılığın da lan! Murat sakin ol. Kimse bir yere gitmiyor. Nereye gidiyorsunuz? İkiniz de kaçacaksınız. Bu gece burada kalacaksınız. Sonra da size kalacak bir yer bulacağız, saklayacağız sizi. Bir hal çaresine bakacağız. Bu çocukların kaydı kuydu ne varsa öğreneceksin. Silinmesi için elinden geleni yapacaksın. Emriniz olur Neriman Hanım. Ayhan, bir kelime daha duymak istemiyorum. Yarın sabah erkenden gidip dediğimi yapacaksın. Yok, tamam iyiyim ben. Bir şey yok. Bir şey söylesene. İyi misin sen? Silah. Ne işi var sende? Bir şey söylesene. Bağırma ya, ne bağırıyorsun? Annem duyacak şimdi. Kan var bu silahın üstünde. Yoksa? Ne yoksa, ne? Murat yoksa sen... Siz kaçıp gittiniz tabii ördek gibi. İş bize düştü. İş. İş. Ne demek siz kaçıp gittiniz? Delirtme beni Murat. Ne yaptın sen? Radyoda bir öğrenci öldürüldü diyor sabahtan beri. Bir öğrenci değil o. Faşist bir öğrenci. Ne oldu o faşist öğrenci? Bu ne ya? Sorguya mı çekiyorsun sen beni? Sorgu değil Murat, soruyorum. Nasıl öldü o çocuk?
Neyi ima etmeye çalışıyorsun sen bana? Hı? Benim bir süre ortadan kaybolmam lazım. Ne yaptın sen? Bağırma ya, ne bağırıyorsun? Annem uyanacak. Rahat dinlesene bir kere. Zeliha, bana bak, bana bak, bana bak, suratıma bak, bana bak. Kıyamet kopmadı, dünyanın sonu gelmedi, aptal aptal davranma. Aptal aptal davranma mı? Ne diyorsun ya? Sakin ol diyorum. Ben halledeceğim diyorum. Niye halledeceksin, nasıl halledeceksin? Otursana şuraya. Zeliha, otursana şuraya bak, annem uyanacak, kadın telaşlanacak şimdi. Kim uyanırsa uyansın, umurumda değil. Bir insanı öldürürsen nasıl bu kadar soğukkanlı davranıyorsun? Ne istiyorsun sen benden ya? Ne istiyorsun benden? Başımı daha beter belaya mı sokmak istiyorsun? Ne istiyorsun benden? Sana bu kadar ihtiyacım olan zamanda ne istiyorsun Zeliha? Murat. Ben seni tanıyamıyorum. Şey yaptık. Hastanemize geldiğinde her şey çok geçti. Başınız sağ olsun. Lazım.
güvenli bir yere bırakacağım sizi. Sonra başınızın çaresine bakmanız lazım. Ayrılmazsak yakalanırız. Selia.